Selam dostum, kanalıma hoş geldin. Ben Gökay. Bugün sizlerle ADC Kışkırtma serisinin bir başka videosunda daha birlikteyiz efendim. Tam ben bunu derken mid lane'deki adam daha seçim ekranında, şu an katıl özel odasında konuşuyordum. Daha seçimi ekranında dedim ki bu kasetin öyle böyle yemeyecek dedim. Adam afiyetle şu anda yiyor. Kardeşimize buradan mutluluklar diliyorum. Şuradan bir tane çekiç alacağım. Normalde direkt 3 levelde bot lane'e gidecektim. Ama baktım ki yok abi, adamlar deli gibi ittiriyorlar. ADC kışkırtma yapmanın da böyle bir kötü yanı var. Normalde esnek gireceksin, yaracaksın, geçeceksin. Bot lane sizin olacak. Adamlar hep böyle geride duracaklar. Ya da böyle işte ölüyor gibi yapacaklar. Sonra siz birden arkadan çıkıp adamları kesip delirteceksiniz ama böyle olduğu zaman işte adamlar ittirirse kesemiyorsunuz. Olsun, biz sadece lane olarak kışkırtma gibi düşünmeyelim. Adamı her bulduğumuz fırsatta keseceğiz oyunda. Bizim elimizden geleni yapacağız yani. Şöyle bir 10-15 kere keseriz her türlü. Hani o adama bir şeyler yazdırırız diye düşünüyorum. Şimdi oy 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 Warwick Warwick Warwick. Geldim. Oy çok güzel. Çok güzel geldim, bir tane düz vuruş vurdum. Adamda hortlan pençesi var ya. Hortlan pençesine bir buff mı geldi, nerf mi geldi? Bir şeyleri değişti hortlan pençesinin. Bilmiyorum, onu tam olarak okuyamadım. Ya bilen varsa, beni aydınlatırsa yorumlarda okuyacağım. Teşekkür ederim. Yani bu cam muhabbetimi arttı. Bir şeyler oldu da. Ne olursa olsun bence bu çarın rünü ölümcül tempodur yani. Warwick main kardeşlerim daha iyi bilir tabi. Bak buradan geçtik. Bu kötü oldu. Ya şimdi ittirin işte. Ben orada yokum diye. Şimdi ittirin kardeşim. Geldim sana. Sana geldim. Ne yapacaksın? Gel bakayım şöyle. Gel bakayım şöyle. Gel 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 gel. Güzel. Bak bu güzel oldu. Şöyle ben de sana bir işaret yapayım hayatım. Kardeşim ben o lane'i vallahi normalde seninle pushlardım. Ama bot lane'i kesmem lazım, biliyor musun? Biz de emir kuluyuz. Ama Lee Sin ona ölme. Lee Sin ölme. Lee Sin ölme. Tabii efendim. He, öldü. Orayı kovalayamam. Ya bu video vallahi billahi mid kışkırtmaya doğru gidecek gibi gözüküyor. Çünkü bu mid'deki adam çok fena ittiriyor. Biz de mecburen bu adamı kesmekle mükellef kalıyoruz. Neyse, bunu da kestik bir daha. Bizim kastediğim farmları ölmezse, yine Lee Sin gelirse Lee Sin ölebilir ama. Şöyle şu taraflara doğru bir bakacağım. Muhtemelen ama burayı totemledi. Alistar burayı totemlemiştir. Arkalarında, aha kesin Lee Sin var arkalarında. O niye öyle girdi? O niye girdi öyle? Ama sizin onu kaçırmanız birazcık troll oldu kardeşim. Ignite attım. Ignite attım ona. Yok mu daha bir şey? Olsun. Gayet güzeldi. Elinize sağlık. Şimdi şuradan gidip Lee Sin'in Gromp'una bir bakacağım arkadaşlar. Lee Sin bence Gromp'unu alıyordur. Bir ona da kışkırtma yapalım şöyle. Toplu bir kışkırtma olsun. Geldim şöyle. Tamam, çok güzel. Of! Of! Oh my god, a teacher man. Oh my god, a teacher. This Shaco is really fucking real. Geçiyorum buradan. Mükemmel oynadım ya. Ulan şaka yazıyor. Aha, beni gördü. Bak beni gördü, bak intikama geliyor. İntikama geliyorsun kardeşim de ben orada değilim bak. Bak bakayım ben orada mıyım. Neden bu kadar ciddisin? Bunu çok istiyordunuz. Bunu çok istiyordunuz. Adamları kesip kesip Shaco repliği yazmamı çok istiyordunuz. Bak bu çok güzel oldu işte. Bizim bot lane'in ölmesi çok güzel oldu. Şimdi böyle Miss Fortune'a bir tane E'yi göndereceğim, kill alacağım. Miss Fortune da delirecek. Şöyle arkadaki farmlara gelirken. Şöyle hayatım, şöyle arkadaki farmlara gelir misin? Gel şöyle, şöyle bir gel lütfen, gel ya. Tamam. Tamam, ben buna okeyim işte. Ben buradan çıkayım şimdi. Ben kill'imi aldım, çıkıyorum. Tamam, beni sal hayatım. Sanki keseceğin gibi bir de kovalıyorsun ya. Deli çocuk. Ya hayır ya. Ya hocam he? Yani gerek yoktu şeyin ultisine ama fena olmadı yani, attı. Öylesine atmış oldu. Ama ayıp oldu ya. Ya orayı totemledi değil mi? Yani tahmin de ettim, içimden de geçti. Ulan dedim Jarvan gelip şey, Jarvan diyorum. Bu Shero gelip bir şeyler atmasın bana dedim. Bak sen böyle benim gelip kamplarımı şey yaparsan ben de senin o küçük kafanı alırım kardeşim. Gelmiş totem atmış muhtemelen orada beni göremeyince. Aldım aklını. Acaba bu adamın bana atladığında red buff'ı var mıydı? Şu an o soruyu çok merak ediyorum. Yoktuysa onun da bir şeyine bakalım. Onun da bir redine bir bakalım şöyle. Aha gel gel. Abi yine mi aynı şey? Bakın Rito. Şunu düzelt artık Rito. Gel buraya.
Yapma, 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 yapma. Ya, ah. Ya, bak, Ritocuğum. Benim elimden çıktı ya hayatım. O adam amuda da kalksa, amuda da kalksa o E'nin gitmesi lazım. Niye adam görüşten çıktı diye benim E'm gitmiyor ya? Bak bunu bir videoda da delirmiştim ama çok haklıyım. Gerçekten çok haklıyım ya. Böyle bir şey olmaması lazım. Bak oraya totem attı. Oraya totem attı ama bilmediği bir şey vardı. Gerçek bir şako main'i öyle bir totemle tutamazsın. Öyle bir totemle gerçek bir şako main'i tutamazsın. Yat bakayım aşağıya. Bak sakın. Abi ne gerizekalı bir durum bu. Elahi! Arkadaşlar bu video o kadar plays'ler oldu ki. Gerçekten yani adam kışkırmasa bile ben bu videoyu atarım ya. Ben bu videoyu gerçekten atarım, yarar geçerim. Böyle bir şey yok çünkü hocam. Bak AQ'sunu attı. Ne yapacaksın şimdi? Şimdi ne yapıyorsun? Hayır! Tamam. Basitti. Zorlanmadım bile. Şöyle uzaklaşabilir miyim? Tamam. Güzel. Ağlama. Ya ne yapsam? ADC kışkırtma diye başladım ama mid lane kışkırtma oldu mu desem ya. Ne oluyor hocam yerimiz? Niye yerimizde zıplıyoruz? Oyun sonu göreceğiz falan yazdı. Bu tam delirecek bir tipe benziyor. Bir tane de aklımda çok güzel bir şey var. Daha doğrusu bir tane takipçim yazmış. Abi selamun aleyküm hanginizi zıplatayım yaz. Kim küfür ederse ona kışkırtma çek demiş. Çok hoşuma gitti bak. Yapayım mı öyle bir şey? Hanginizi zıplatayım deyip kim yazarsa gel buraya gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Öldüm. Oğlum o klon lan. Neyse bunu aldık. Tamam o da flash attı. Aha. Güzel. Ben çıktım oradan. Aynen aynen. Bir tane şöyle eriği şuradan ucundan yiyemedim. Ama olsun bizimkiler onu keser mi? Bence keserler de. Draktarım bitti. Normalde ebedi gidecektim. Dalgınlığıma geldi biliyorsunuz. İkinci item direkt ebedi alıyorum normalde de. Olsun. MF kabusun olacağım. MF'ye şöyle bir kabusun olacağım yazayım da. MF'yi bir korkutayım ya. Belki MF'de bir şey yazar. Ultiyle beni kesti ya şimdi. Ona kinlenmişim gibi yapıyorum bilerek. Adam delirsin, çıldırsın diye. Şöyle yol... Ne? Ne yapıyorsun? Ulan korktum. Ne oluyor lan dedim. Gel buraya gel 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 gel. Gel gel gel. Bay bay. Keskin sağanak bug'ını kullandım arkadaşlar orada da hızlı parmaklarımla bir tane düz vuruş vurdum. Sonra tak 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 keskin sağanakla hızlı hızlı vurdum adamlara. Şöyle bir üst ormanımı döneyim de. Ebedi kılıcı aldıktan sonra ben alayına kışkırtma çekebilirim zaten. O yüzden hiç şüpheniz olmasın. Keyifli mısırınızı, cipsinizi, kolanızı bir yandan onu içerken öbürünü yudumlarken devrik cümlede kullanmış olmayalım. İzlemeye devam edebilirsiniz canlarım. Arkadaşlar 11 levelim Jace 9 level ya. 11 levelim Jace 9 level kalmış. Şimdi 10 oldu. Bak oraya totem attın değil mi? Oraya totem attığını gördüm. Ya Kassadin de öyle böyle intlemiyor abi. Bak Kassadin de öyle böyle intlemiyor. Şimdi beni gördü bu adamlar. Ben bunu kesiyorum. Buradan şöyle bir çıkıyorum. Tamam onu kestim. Al onu da kışkırt. Güzel. Tamam buradan çıktım bu sefer. Siz kötüsünüz lan. Siz bayağı kötüsünüz lan. Sen 3 klik atıyorsun öldünüz. Gel oyna kardeşim bu kadar iyiyseniz gelin bu şakoyu oynayın lan. Herkes diyor ki o şako böyle şako şöyle. Kimse de alıp oynamıyor arkadaşlar. Ama öyle de bir şampiyon yani bak. Lee Sin'e sorsan kaç defa mesela bu maçtan sonra gidecek şoku olacak. Ama oynamaya çalışırken fitleyecek. O kadar iyiyseniz siz oynayın. Ezmeler. Bir şey mi yapıyorsun Sadık? Ulan adama burada hayatının oyununu yaptım. Bakın şurada kendimi övmek gibi olmasın ama ikisini kesebilecek şako main sayısı da çok yoktu yani. O keskin sağanağı öyle kullanmak senelerin tecrübesi kardeşim de. Yani bu Kassadin'deki neyin tecrübesi? Bu Kassadin niye gidip gidip ölüyor? 7 kere ölmüş. 7 kere ölmüş adam. Bak buraya gerçekten kontrol totemi mi koydunuz ya? Oha! Oha!
İki spell aynı anda mı attın? Öldün. MF ne yapıyorsun kardeşim? MF ne yapıyorsun? Sen kimsin lan? Üstüme geliyor ya. Görünmez olduğumu göre göre üstüme geliyor. Yat aşağıya MF. MF'cim yat aşağıya. Şunu ben öncelikle bunu alırsam. Hepiniz bir ben tek. Devam. Aha, MF lane değiştirmeye başladı arkadaşlar. MF'ye bir daha bana ulti attığını görmeyeceğim oğlum yazdım. Adam lane değiştirmeye başladıysa bu kışkırmanın alametidir. Şu an muhtemelen sinirden klavyeyi kemiriyor ama konuşmadan kazanmaya çalışıyor. Her insan kışkırdığı zaman da aynı tepkiyi vermiyor yani. Şu an muhtemelen oyunu kazanınca ben buna öyle şeyler yazarım ki kafasında. Mesela bir kere beni kesse bir şeyler yazabilir. Birçok kışkırtma videosundan artık tecrübe şey oldum yani. İşin psikoloji uzmanı oldum. Artık LoL'de insanlar kışkırınca neler yapıyorlar, ne zaman ne şekilde tepkiler veriyorlar. Yavaş yavaş çözdüm. Siz onu alıyorsunuz. Tamam. Onu alamazsınız ama. Ama onu alamazsınız. Gel. Penta. Ver pentamı. Pentamı ver. Penta, penta, penta. Ayıp lan. Ayıp lan. Abi baronu çaldım. Bu nasıl bir maç? Vallahi billahi ayıp hocam. Hocam he? Hocam he? Of ne oynadım. Eyle baronu çaldım. Aman tanrım. Bu video ne oluyor böyle kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim. 2000 like'ınızı bekliyorum bakın. Alayına kışkırtma. Alayına kışkırtma oldu. Bu videoyu başlığını öyle yapacağım. Alayına kışkırtma. Enes'cim bir de buraya şeyi koy. Baron çalarken ellerimi kullanmam bile Erto. Dizlerimle. Bak baronu böyle dizle. Ellerimi kullanmam biliyor musun Erto? Ne olmuş? Biliyorsun sen. Dizlerimle kullanırım. Onu koy oraya bak. Tam öyle oldu böyle. Böyle ellerimle böyle saçlarımı falan. Bak vurma bana. Bak belan olurum çocuk. Bak sen oraya totem koydun da. Ben şimdi buradan gelsem. O çocuğa bir tek atsam. Hocam he? Mutlu oldun mu kardeşim? Mutlu oldun mu? Şöyle sana bir tane düz. Sana bir tane ignite atayım ben. Güzel. Çık hoca. Oradan çık. Çık 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 çık. Bak çıkmış gibi yaptın. Geldi buraya. Yok gelmedi. Ah! Oğlum 10 level kalmışsın bak. Resmin bile yok. Bak geldim. Oğlum beni bak top gibi sektirmeyin lan. Bak MF seni uyardım ama girmeyeceğim oraya. Oraya girmeyeceğim. Bir tane karışım aldım arkadaşlar. Yani kanı sulamışım bitmiyordu. O yüzden bir tane paramı harcamak istedim. Zaten çok rahat yine full build olacağız. Paramızı böyle cepte çok fazla tutmanın da bir anlamı yok. Şöyle şuraya geldim. Şunu kırdım. Şöyle baktım buraya. Yok o adamda bana gelecek bir cesaret maalesef bulunmuyor. Şimdi şuraları aldım. Şöyle bir görsem ya. Birinizi şöyle es kaza bir yandan bundan şuralardan bir yerlerden bir görsem. Of tek. Bay bay enayi. Adamın ekranını düşünsenize. Direkt gri ekran. Adamın ekranında direkt gri ekran gözüküyor. Oğlum MF dışında da hepsi yazdı ya. Kışkırtma videolarının gerçekten böyle bir zorluğu var arkadaşlar. Yanlış adamı denk geliyorsunuz mesela. Adam hiçbir şey yazmıyor. Bütün video yalan oluyor ya. Bak geldim MF'ye. Hop öldü. Mesela klonumu gönderiyorum bak. Ellerimi kullanmıyorum görüyor musun? Bak. Gördün. Ne oldu? Lan. Oyun sonu görüşüyorduk. MF. He? MF yazmış gibi yaptım bak. MF'nin yazmadığını biliyorum da. O adam öbür adam üstüne alınacak zaten. Geldim buraya.
Güzel, kestik bunu da. Çok güzel arkadaşlar. 30 kill almışız neredeyse. GG yazıyor şimdi de. Pentası, baron çalması, her şeyi vardı. Her şeyi vardı ya. MF base'de tek mi? Ah be! MF'ye bir base'de tek atalım dedim de ikinciyi vurmadan vuramadık. Hadi bir hasar tablosuna bakalım. Şöyle maskeyi de çıkardım arkadaşlar. Gayet eğlenceli, gayet güzel bir maçta. 36k da hasar vurmuşuz yani 25 dakikalık bir maçta. Çok iyiydi ya, ben çok zevk aldım. Yani Jarvan delirdi, Lee Sin delirdi, Aatrox ona buna saydı. Bir MF kardeşimiz yazmadı ama olsun. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. 2000 like gelirse o şeyi de yapabilirim. Yani all chat'ten birine yazarım. Hangisi bir şey söylerse direkt ona kışkırtma yaparız. Yani böyle selamun aleyküm, hanginize böyle yapayım falan, böyle fantastik bir şeyler yazarız. Yazana da direkt gider kışkırtma yaparız. Bunu yapacağım. Bu çok güzel bir içerik bence. Hepinizi çok seviyorum. Yemek yiyorsanız afiyet olsun. Uyuyorsanız da iyi geceler diliyorum efendim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.